Merhabalar. Kadıköy Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde çalışıyorum. İsmim Gülen Erdoğan. İşyeri sendika temsilcisiyim. Kadıköy Belediyesi ile örgüt olduğumuz genel iş Anadolu Yakası'nda bir oluşum benim. Toplu sözleşme görüşmeleri yaklaşık bundan 7 ay önce başladı. Bizler daha önce taşıma şirketlerde çalışırken 2018 yılında kanun hükmünde kararname ile belediye şirketlerine geçişe yapılan işçilerimiz. Daha öncesinde asgari ücretlerin farklarıyla çalışan bu işçiler KYK ile birlikte asgari ücret farklarını alamaz duruma geldiler. Yılda 2 defa olmak üzere 6 ayda bir %4 4+4 zamlara mahkum edildiler. İkinci artı dördünde zaten vergi diliminden eriyip bittiğini gördü arkadaşlar. Yaklaşık kanun hükmünde kararnameyle geçiş yapıldıktan sonra arkadaşların hiçbir şekilde zam alamadılar. Zam alamadıklarını söyleyebiliriz. Bu bizim özgür toplu sözleşme, ilk defa yapacağımız özgür toplu sözleşme. Yaklaşık 81 maddeden oluşuyor toplu sözleşmemiz. Bir kısmı idari çalışma yaşamını düzenleyen maddeler, bir kısmı ekonomik maddeler. Çalışma yaşamını düzenleyen idari maddeler ve konusunda belli bir noktada uzlaşmaya varıldı. Dediğim gibi yaklaşık 7 aydır sürüyor bu toplu sözleşme süreci. Bunun ilk bir buçuk ayında işveren tarafı masadan çekildi. Sonrasında tekrardan görüşmeler devam etti. Tekrardan oturuldu. Belli maddeler üzerinde anlaşıldı. İzin maddeleri, ücrete bağlı sosyal izinler gibi idari maddeleri. Bir kısmı tamamlandı. Bunlarla anlaşmaya varıldı ve tutanakları tutuldu. Dediğim gibi bu toplu sözleşme sürecinin grev aşamasında, yani 60 günlük grev aşamasının son günlerinde ekonomik maddelerle ilgili henüz bir uzlaşmaya varılamadı ve grev uygulamasına geçtik. 16 Şubat 00 itibariyle Kadıköy Belediyesi'ndeki tüm birimlerde grev uygulamasına geçmiş bulunmaktayız. Durum şimdilik budur. Henüz bir uzlaşma zemini çıkmadı. Anlaşma, bize teklif ettikleri rakam basına verdikleri demeç gibi değil. Yani işçiler 4870 lira almıyorlar. Bize en son teklif ettikleri rakam 3100 lira asgari ücret. 3100 lira yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin taban olarak aldığı asgari ücret teklifidir. Bunun üstüne aylık yani yıllık %7 zam teklif ettiler. Görüşmelerin son aşamasında tekrar bir tekliflerini yenilediklerini söylediler. Bunun da 3200 lira artı %7 olduğu söylendi. Bu maddeler yani işçinin talebini karşılayabilecek bir durumda değil. Bu konuda biz grev uygulamasına devam edeceğimizi, bunların işini talebini karşılamadığını söyledik ve grevimiz devam ediyor. Dediğim gibi bahsedilen 4870 lira gibi bir rakam kesinlikle telaffuz edilmedi. Bu rakamın nereden çıktığını, yani nasıl bir hesaplamayla çıktığını yani şöyle bir sorgularsak, bütün yıl içindeki bütün giydirilmiş ücretlerin, yani bayram yardımı, yakacak yardımı, yol ve yemek yardımı gibi ücretleri de toplayıp, yani verdikleri 3200 lira teklifi de üzerine koyup toplayıp 12'ye bölünmesiyle ortaya çıkan bir durum olduğunu biz değerlendirdik. Bunun tabii ki işçinin normal aylığı olmadığını, yani yol ve yemek parasının zaten işçinin işe geldiğinde kullanmak üzere harcadığı bir ücret olduğunu herkes çok açık biliyor. Yani son 2018'den beri enflasyon altında işçiler çok üzüldüler. Ve bu talepler, yani biz işçinin talepleri, bu ezilmenin karşılığında bu talepler gelişti. Tamamen sahadan gelen işçilerin talepleriyle biz bu taslağımızı oluşturduk. Bizim en son işverene verdiğimiz teklif 170 lira taban ücret
ve birinci yıl için %19, ikinci yıl için %19 talebimizdir. Yani öyle bahsedilen %38'lik bir zam artışı kesinlikle söz konusu değil. Kürler bizde değil!